Marka Reseyan, Tahran'daki dahiyane taktik. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü zirvenin son fırsat olduğunu ifade ederken muhataplarını silkelemeye çalışıyordu. İdlib'deki 3,5 milyon sivilin hayatını kurtarmak adına açık ve samimi şekilde didinen bir lider vardı. Bir ateşkes kararı alınması adına iki muhatabını da kamuoyu önünde zorladı. Erdoğan'ın son fırsat vurgusu buna yönelikti. Astana ruhuyla bu mesele 3 ülkenin etkili dar alanında çözülürse çözülürdü. Başkan Putin ise bu teklifi zayıf argümanlarla geçiştirmeye çalıştı. Daha önce Amerika'yı suçladığı geliştirdiği, gelişmiş SİHA saldırılarının İdlib'deki terör unsurları tarafından da yapıldığını söyledi. Öte yandan bu masada ateşkes ilanı için görüşecek terör örgütleri yok dedi. Sonra uyarılmış olmalı ki barış görüşmelerinde terör örgütlerinin masada olamayacağını ekleme ihtiyacı hissetti. Sonuçta Astana sürecinin teyidi bu kritik dönemde önemli bir kazanımdı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin bir sonraki zirvenin Rusya'da yapılacağını ifade etmesi de önemliydi. Çünkü bu inisiyatif zayıf ve ikircikli Birleşmiş Milletler süreçlerini uygun rotaya sokma potansiyeline sahip. Üstelik Türkiye burada karar alıcı ve uygulayıcı üç önemli devletten bir tanesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan son bir hamle ile terör unsurlarına silah bırakma çağrısı yapılmasını zirve gündemine soktu. Bu hamle zaman kazanma ve örgütlerin tasfiyesi noktasında Türkiye'yi imkan tanıyabilir. Kaldı ki terör örgütlerinin İdlib'in güneyinde belirli noktalarda konuşlandığı bu bilgilerin ilgili devletlerin istihbaratlarında bulunduğu biliniyor. Rusya'nın bölgeye yerleşme konusunda son adım gördüğü İdlib'i ele geçirmeyi hedeflediği açık. Diğer bir riskli konu ise Rusya'nın Fırat'ın doğusundaki PKK-YPG varlığından bahsetmemesi. Bu da akla ileriki süreçlerde Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda Rusya'nın ne kadar ısrarcı olacağı sorusunu getiriyor. Ruhani bu noktaya parmak bastı ama İran'ın asıl meselesinin buradaki Amerika varlığı olduğu açık. İdlib'de oluşturulan güvenlikli bölge konseptine Türkiye'nin tüm çabalarına rağmen bağlı kalmaktadır. Olmadı. fiili durum bunu gösteriyor. Lakin bu şekilde Ankara'ya farklı tasarruflar geliştirmesinin de meşruiyeti verilmiş olmaktadır. Her halükarda Türkiye bu işin risklerini iyi bilmekte, sahayı iyi tanımaktadır. Suriye iç savaşı gibi çetrefilli bir konuda bir günde sonuç almanın mümkün olmadığını Sayın Erdoğan da ifade etti. Rusya ve İran Türkiye'nin bu konudaki ciddiyetini iyi analiz ederse sahaya daha olumlu gelişmelerin yansıması da mümkün olabilir. Bir kez daha gördük ki real politik dairesine insan faktörünü yer leştiren tek ülke Türkiye. Tahran zirvesi bunu bir kez daha teyidi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basına açık bölümde ateşkes teklifi yapması dahiyane bir taktikti. Böylelikle kamuoyu baskısını arka kapı diplomasisinin unsuru haline getirdi. Markare Seyan, Akşam